Assalamu alaikum aziz okuyucular, kadirli okutucular. 38. video dersimizi başlayalımız. 13. variantın 11. meselesi. Aritmetik progresiya quyidagi şart bo'yicha berilgan. A1 minus 3 butondan 1 teng, an plus 1 teng, an plus 4 butondan 9 bo'lsa, uning dastlabki 19 ta hadiqindisini toping. Yozib olamiz. Demak, A1 minus 3 butondan 1. An plus 1 teng an plus 0 butu 19 bo'ladigan bo'lsa, demek an plus 1 bilan an ayırması bu d degani. U 0 butu 19 ga teng. Endi bizdan 19 ta hadiqatlisini so'rayapti. S 19 teng. Formulaga ko'ra 2a1 plus 18d taqsim 2 ko'paytirilgan 19 o'rniga qo'yamiz. Demak 2 ko'paygan minus 3 butu 1 plus taksim 2 köpeytilgen 19. Demek bunu hisobladigan bo'lsak, neticesi 95 ga teng bo'ladi. 12. Demek trigonometrik ifodani soddalashtiramiz. Yozib olamiz. Tangens 3x minus tangens 2x minus tangens x. Bunu şu turşuda. Bana bir kelesinde tangens alfa minus tangens beta boyunca. Sinus alfa minus beta idi. Suratta sinus x boladı. Mahrajda kosinus 3x. Kosinus 2x. Minus bunu sinus x taksın. Kosinus x gibi yazalımız. Yani şimdi iki kelesinden sinus x'ni çıkar varsak ham boladı. Sinus x'ni çıkarıp. Kaos içinde mahraj beledigen bulsak, demek bunların orunda bir kaladı mahraj beledigen bulsak. Kosinus 2x minus kosinus 3x kosinus 2x mahrajda kosinus 3x kosinus 2x kosinus x. Yani şimdi sinus 2x bunu uzun yazalımız. Minus 2'den 1. Demek bunu bunda yazalımız. Kosinus alfa kosinus beta boyunca kosinus 5x plus kosinus 2x. Demek mahrajda kosinus 3x kosinus 2x kosinus x. Ana endi demek kelik surat mahrajda 2'ni köpeytirib olaylik bunu. 2'ni köpeytirib olsak sinus x bu demek 2 kosinus x bu ayrılsa kosinus x bo'ladi minus kosinus 5x bo'ladi. 2'yi köpeytirdik, bunu hem 2'ye köpeytirdik. Bana bunu 2'ye köpeytirgen de bu kıskarıp getti. Minus kosinus 5x minus kosinus x bo'ladi. Mahrajı hem 2'yi köpeytiremiz. 2 kosinus 3x kosinus 2x kosinus x. Yani şimdi demek suratını kosinus alfa minus beta boyunca yazdırken bozak. Sinus x'nin özü 2 kurş 2'ye bölsek sinus 3 x. Kim beta minus alfa taksım 2 idi. Sinus 2 x. Mahrajda 2 kosinus 3 x kosinus 2 x kosinus x. Teng. Demek bana bu yerge yazalımız. 2 ile kıskaradı. Sinus x'ni kosinus x ge bölsek tangens x. Köpeytirilgen sinus 3x kosinus 3x tangens 3x. Bana bu tangens 2x demek. Tangens 2x köpeytirilgen tangens 3x görünüşü de buladı. 13. Bu yam trigonometrik ifadelerin sadelleştirirken yazalımız. Bana şimdi kvadratçı aşıramız. Kaosun içini kosinus kvadrat alfa minus kosinus alfa kosinus beta plus kosinus kvadrat beta plus sinus kvadrat alfa minus 2 sinus alfa sinus beta plus sinus kvadrat beta bölüngen bölüngen derece pasaytıramız onu derece pasaytırsak demek 4 1 minus kosinus alfa minus beta taksım 2 oladı.
Derece pasiyatırsak minus doğumunda 3 kolet. Yani indi. Demek bu bilen bu bir boladı. Bu bilen bu yani bir boladı. 2 keyin 2 bana bir kelesiden minus 2'ni kavsini taş kadar çıkar varsak 2 minus 2 kavsini içi de kosinüs alfa kosinüs beta bana etibar verirler bana bir kelesi gel kavsini içi de kosinüs alfa kosinüs beta plus sinüs alfa sinüs beta o kosinüs alfa minus beta'ni verirdi bana indi demek bunu buraya kıskartırsak bu yan 2 minus 2 kosinus alfa minus beta'nı görüyoruz. Minus 3. Bana bir etibar belirgen bulsak, bana bu bölümü 1 getireyim bu arada. Bölümü 3'ünü ayırsak, minus 2 degen netice hasıl bu arada. 14. Yazı olamız. Demek bunu dekilemiz. Aldın, bu minus 6 geç çıkar bu arada. Minus 2 arc sinus. İndiriz az 3 taksim 2 gibi yazalımız. Arka tangens pi minus deyip çıkar o arada aldı ya. Arka tangens 1. Bunu uzun yazaylık. Böyle hazırça arka kosinus. Ya ki irasyonelikten kutkarıp koysak bunu deyip oladı. Şimdi arka kosinus ham bana bu yerdeki arka kosinus ham pi minus deyip çıkar o arada. Minuslu. Pi minus arka kosinus 1. Hani şimdi bunu da yakalamız. Demek, bana bir cadvel boyunca minus 2 köpeğen bu pi taksim 3 buladı. Plus pi minus bu pi taksim 4 buladı. Bana bu kıymet. Bu kıymet. Plus pi taksim 4 buladı. Bu 2'den 1 yazıp pi minus arc cosinus 1'e teğin buladı yani. Demek 0 da buladı. Bana indi. Yazalımız. Minus 2 pi taksim 3 plus pi plus pi taksim 2 deyirgen bulsak. Mahraj beredigen bulsak. Demek mahraj 6 bu 2 6 3 9 pi'den 4 pi'ni olsak 5 pi taksim 6 degen netice buladı. 15. Demek tenglemeni yazalımız. Demek bana bunu nurge tenglesek. Kısparınçı 2. Plus minus 2. Bana bütün geçimler var iken bizden sonra mı yaptı onu? İkincisi sinüs. Buladı degen bulsa. Demek 7. ildiz aladigan bo'lsak, bir tomonga o'tkazib. Bu holda 7. ildizdan olsak, sinus x teng cosinus x iki tomonni cosinus x ga bo'lib yuboramiz. Bu holda tangens x teng 1 x teng pi taksim 4 plus pi k bo'ladi. K tegishli Z. Şimdi bunu ildizlerini bana bu yerde tekşirip göremiz. İldizlerini bana bu yerde tekşirip göremiz. K'nin oranına 0 koyduğum olsak bu halde x den pi taksim 4. Pi taksim 4 bizde anıtan sahaya doğru geledi. K'nin oranına minus koysak minus 1 koysak mesela. K'nın oranına minus 1 koysak x deyin. Minus 3 pi taksim 4 oladı. Demek bu geçim minus 2 bütün %25 oladı tahminen. Bu kıymet anıtman sahada doğru gemiydi. Şimdi K'nın oranına 1 koysak o halde x deyin. 5 pi taksim 4 oladı. Demek bu yam 2'den kattasan anıtman sahada doğru gemiydi bana bu ikkalesi. Mana bunu bitti o'zi aniqlan sohaga to'g'ri keladi. Aslida bu tenglama 3 ta yechimga ega bo'ladi. Shulardan bittasi butun bo'lmagan yechim bo'ladi. 16. Demak, e'tibor beringlar. Fi x o'rniga bunu qo'yamiz. Mana. F x - 1 x - 2 taqsim x - 3. Endi mana buni ichi qachon
x bo'lış qiziqtiradi, ya'ni shunda x 0 qiymat topamiz. Mana bu cos ichi x bo'ladigan bo'lsa bu holda, demak x 0 teng o'rniga qo'yamiz. Mana x o'rniga buni qo'ysak cos ichi x bo'lib ketadi. Demak bu yerda ham x plus 1 taqsim 2 plus 2 x plus 1 taqsim 2 minus 3. Demak suratda x plus 5 bo'larkan, mahrajda x minus 5 bo'ladi. Demak biz izlatgan funksiyani ko'rinishi mana bunday holatda bo'ladi. 17. Demak e'tibor beringlar, mana 2 darajasi x 152 ga teng bo'lsa x minus 8 plus x minus 6 ni qiymatini topishimiz kerak. Endi e'tibor beringlar. 2 ni 7-chi darajasi bo'lganda 128 bo'lardi. Bu demak 7 dan ham katta son. X katta 7 dan. Lekin 8 dan kichkina son. Chunki 2 ni 8-chi darajasi 256 bo'ladi yoki bunu bunday yozsak ham bo'ladi. 7 yu 8 oralig'idagi son. Endi demak 708 oralig'idagi son bo'ladigan bo'lsa, u holda bu manfiy bo'ladi, minus ta'sir qildirib ochamiz. Bu esa musbat bo'ladi, o'zini ochamiz. Demak, eslanglar, ichini ishorasini aniqlab, mana shu yerdagi bitta sonni qo'yib, ichini ishorasini aniqlab, shu ishora bo'yicha ochardik. Yana yozamiz. Minus x plus 8 plus x minus 6. Natija bizda 2 ga teng bo'ladi, mana bularni ayirvorsak. 18-chi logaritmik ifoda ekan. Logaritm 30 asosli 64 ning qiymatini topishimiz kerak. Demak, buni bunda yozamiz. Mana bu 2 ni 6-chi darajasini oldiga tushiramiz. U holda logaritm 30 asosli 2 bo'ladi. Endi buni bunda yozamiz. 6 logaritm 30 asosli 30 minus logaritm 30 asosli 15 deb yozamiz. E'tibor beringlar mana. Demak, mana bo'linma bo'yicha 2 ga teng bo'ladi. 6 ni o'zini yozamiz. 1, mana bu 1 ga teng minus logaritm 30 asosli 15 ni logaritm 30 asosli 5 plus logaritm 30 asosli 3 deb yozamiz. Bu holda 6 1 minus mana bu demak a ga teng. Bu demak soddalashtirsak 6 minus 6 a minus 6 bu ko'rinishiga keladi. 19-chi logaritmik tengsizlikni yozib olamiz. Endi demak e'tibor beringlar, buni o'zini yozaylik mayli. Buni bunda yozamiz. Maqsadimiz ko'paytmaga keltirish logaritm. Buni ichkari ko'paytirib yuborsak 5 minus 0.5 x bo'ladi. Endi iki tomondagi logaritmlarni tashlab yuborish mumkin, potensiallashtiriladi, tengsizlik belgisi o'zgaradi. Chunki mana bu 0 va 1 oralig'idagi son u holda 2x minus 7 katta yoki teng 5 minus 0.5 x. Endi aniqlan sohalarni yozamiz. 2x minus 7 katta 0 dan hamda 10 minus x katta 0 dan. Soddalashtiramiz. Demak x katta 4.8 dan x katta 3.5 dan x kichkina 10 dan. U holda demak javob 4.8 dan 10 gacha bo'ladi. Demak bizdan tengsizlikning nechta butun ildizi bor deyapti? 5 6 7 8 9 mana. Ve 5 ta butun ildizga ega berilgan tengsizlik. 20-chi. Demak yozib olamiz. Endi cos ichi x bo'ladigan qiymatni izlaymiz. 3x 0 plus 2 x ga teng bo'lsin cos ichi. Ya'ni x o'rniga qanday ifoda qo'ysak, cos ichi x bo'lib qolishini topamiz. Bundan x 0 teng x minus 2 taqsim 3. Demak,
X normalde x minus 2 taksım 3'ünü koysak 3'ler kıskanıp kavus fx ki elenedi. Ve bu tamamlayalım x normalde x minus 2 taksım 3'ünü kvadratı minus 5 köpürtülügen x minus 2 taksım 3 plus 8. Bana biz izleyerekken funksiyon az yine sadeleştirelim bunu. Demek ki sadeleştirsek fx deyim. 2x kvadrat taksım 9 minus 8x taksım 9 plus 8 taksım 9 minus 5x taksım 3 plus 10 taksım 3 plus 8. Şimdi şunları kala versin çünkü hasil alalımız hazır. Hasil alsak demek bunun hasilası 4x taksım 9. Bunun ki minus 9'dan 8. Demek bunun hasilası 0 getirin. Bunların ki 0 getirin. Bunun hasilası minus 3'den 5. Yani ki bizde 4x taksım 9 minus 9'dan demek 23. Yani ki 4x minus 23 taksım 9 ge ege bulamız. İtibarın gücü rahmet. Salamat bolilar.